Değerli gençler merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Bugün istedim ki dikkat dağınıklığı üzerine biraz konuşalım ve taktik verelim. Şimdi dikkat dağınıklığına baktığımız zaman bu sadece sizde değil, bizleri de artık çok fazla etkilemeye başladı gençler. Ben dikkat dağınıklığı hiperaktiviteden bahsetmiyorum. Ben dikkat dağınıklığı asıl olan işte küçüklükten gelen dikkat dağınıklığından bahsetmiyorum. Sonradan maalesef teknolojinin gelişmesiyle beraber o küçücük ekranlara maruz kaldığımızda, hapsolduğumuzda oluşan dikkat dağınıklığından bahsediyorum gençler. Peki hocam, biz bu dikkat dağınıklığını atlatmak için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi birkaç tüyo vereceğim. Bu tüyo 12 maddeden oluşuyor. Ondan sonra bazı egzersizler vereceğim. Onu da ayrı videoda zaten çekmiş olacak. Kısa bir video olmuş olacak. Ders çalışırken dikkatiniz dağılıyorsa, gençler, hiç ders çalışmamış olabilirsiniz bu zamana kadar. Ki olan öğrenciler var. Kaç senedir bu işi yapıyoruz. Eğer takip ediyorsanız zaten 3 senedir pandemiden hemen sonra kursumuzu açtık. Ve gittikçe de büyüyoruz. Birçok öğrenci ders çalışmadığından dolayı zaten pandemiden sonra dikkat dağınıklığı durumları çok fazla olmaya başladı. Birçok kişi artık dikkat dağınıklığı ile ilgili maalesef ilaç kullanıyor. Yine söylüyorum, pek tavsiye etmiyorum. Diğer videolarda da ifade ettim. Uzmanına mutlaka gidin. Eğer bu zamana kadar ders çalışmamışsanız masanın başında zaten oturmanız çok zor. Zaten yapılan araştırmalara baktığımız zaman 20-25 dakika arasında zaten dikkat dağınıklık oluşuyor. Yoğunlaşmamız o dakikalarda oluyor. Ondan sonra artık dikkat dağınıklığımız artmaya başlıyor. O zaman ne yapacaksınız? Bir kere şu masaya oturmaya alışacaksınız gençler. Bu zamana kadar ders çalışmadığınızdan dolayı dikkat dağınıklığınız artıyor. Onun için sabredeceksiniz. Sabredeceksiniz ve savaşacaksınız. Hiçbir şey yapmasanız dahi, ders çalışmasanız dahi sandalyede, masada oturacaksınız. O sürenin dolmasını bekleyeceksiniz. Bu birinci kuralımız. 2. Sade bir odada, gürültüden uzak bir yerde çalışmaya çalışın. Çünkü gürültü olduğunda zaten dikkat ne olacak? İlla ki dağılmış olacak. 3. Zihninizde sizi gözetleyen bir bekçi olsun. Ne demek bu? Şu demek. Aklınıza farklı farklı şeyler geldiğinde o bekçi ne yapsın? Engellesin. Çünkü beyni siz ona göre programlıyorsunuz gençler. 4'e geldim. Olumsuz düşünceler eğer peşinizi bırakmıyorsa olumlama yapmaya çalışın. Olumlamayla polyancılığı kesinlikle karıştırmıyorsunuz. Olumlama, yani bardağın dolu tarafını göreceksiniz. Gençler 5. Baktınız. Arkadaş ne kadar düşünsem de ne kadar düşünmemeye çalışsam da ya yine o hayaller aklınıza geliyorsa 5-10 dakika ara verin. Yine mi olmadı? Oturun. Şöyle not defterinizi, o hayallerinizi bir yazın. O işinizi hallettikten sonra tekrar ders çalışmaya devam edebilirsiniz. Gençler 6. Zaten bu konudan müzdaribiz. Teknolojik aletler odanızda olmasın. Ders çalışırken telefon çok fazla sıkıntı oluyorsa telefonu ayrı bir odaya alın ya. Sessiz olduğundan, yani sessize aldığınızda yine sıkıntı oluyorsa farklı bir odaya alın. Zaten bilgisayar veya tabletten video izleyebilirsiniz. Ama birçok şeyin bildirimlerini kapatın gençler. 7. Gençler, not tutmanız dikkatinizi daha da arttırır. Bundan dolayı not tutmaya çalışın. Eğer görsel bir öğrenciyseniz renkli kalemleri kullanabilirsiniz. Bu akılda daha fazla kalmasını sağlar. Son senede tabii ki bütün her şeyi not almaya çalışmayın. Genelde video ders notlarıyla zaten gidiyorsunuz. Önünüze alırsınız, bilmediklerinizi kenarlara ya da stikerlara ne yaparsınız? Yazar, yapıştırırsınız gençler. Evet 8. Kendinizi iyi hissettiğiniz yerde çalışın. Ama bu şu anlama gelmesin. Bir orada, 5 dakika orada, 10 dakika orada anlamında değil. Bir gün burada çalışırsınız. Ertesi gün farklı bir yerde. Eğer tamamen dikkatiniz dağılıyorsa. Ama şunu yapmanızı daha çok tavsiye ederim. Belli bir yere alışmaya çalışın gençler. Evet 9. Aralıklı çalışın gençler. Pomodoro taktiğini uygulayabilirsiniz. 25 dakika ders çalışıp 5 dakika dinlenebilirsiniz. Özellikle dikkat dağınıklığı en fazla olan, çok zorlanan öğrencilere ben
Bu taktiği tavsiye ediyorum ve işe de yarıyor, onu söyleyelim. 10. Gençler, konu çok uzun. Dikkat dağınıklığınız haliyle fazla. Onun için ne yapacaksınız? Konuları böl, parçala, yut taktiğiyle ne yapabilirsiniz? Çalışabilirsiniz. Evet, 11. maddeye geliyorum gençler. İşinizi kesinlikle yarına bırakmayın. Ertelemeyin. Ertelediğinizde ne olacak gençler? Bir kar topu gibi büyüyecek ve işin içerisinde kesinlikle çıkamayacaksınız. Onun için kesinlikle bugün işini yarına bırakmayacaksınız. Yarına ait zaten işleriniz olacak. Ve gençler, 12. maddede de şunu tavsiye edebilirim. 5 daha kuralı. Bu 5 daha kuralı dediğimizde 25 soru çözdüm, 5 daha çözsün. 35 dakika çalıştım, 5 dakika daha çalışayım şeklinde kendinizi programladığınızda beyin ne yapacak? Ona göre hareket edecek ve biraz daha fazla çalışmanı sağlamış olacak. Evet gençler, açıklamalar kısmına buradan dikkat testini koyacağım. Buradan dikkat testinde zaten nasıl yapılması gerektiği yazılacak. Genel itibariyle 3 dakika tavsiye ediliyor gençler. Bu 3 dakika içerisinde bu testi yapın ve dikkat dağınıklığınızın fazla olup olmadığını en azından biraz ölçmüş olursunuz. Onun yanında uzmanlardan gençler Moxo dikkat testi diye bir testiniz var. Çok fazlaysa yardım alabilir ve bu noktada uzmanlardan yardım isteyebilirsiniz gençler. Evet, bir videonun daha sonuna geldim gençler. Doğru hedeflere emin adımlarla ulaşmanız dileğiyle. Hoşçakalın.